temizliği kesinlikle. Ve temizlik işçiliği. Aynen öyle. O da şundan, doğal olarak hani İstanbul'a gelirsin, nedir? Akrabaların bir yerde çalışıyorsa eğer, onun vasıtasıyla gidip iş buluyorsun. Ben de üniversite sınavları için gelmiştim. İşte o Timlo iş sahasıydı o dönem. Unutmam hiç, 79 yılıydı. Ve bizim köylülerden çalışan vardı. Onların vasıtasıyla ben orada işe başlamıştım. Tuvalet temizleyicisi olarak. Üstelik lise mezunu çok azdı yani. Bir nokta var, o da çok ilginç. Sizin zeki olduğunuzu gösteriyor bu bence. Teşekkür ederim. 1983 yılında Milli Eğitim'e bağlı memur olarak çalıştınız. Evet. Ne ilgisi var sizin zekiliğinizle? Var. Ben ne ilgisi var? Ben onu söyleyeceğim size. Gazetenin birinde memur alımı olduğunu okumuşsunuz. Evet. Sınava girmişsiniz. Evet. Memurla 14 bin kişi girmiş sınava. Evet. Bunu siz söylemiyorsunuz. Bunu biz basından bulduk. Eyvallah. Ve 14. olmuşsunuz. Evet. Bin kişide bir ya. Çok evet. Da zeki değilmişim aslında. Hayır olur mu? Evet çünkü... Evet. Çünkü İstanbul'a tanışmam dediğim gibi ilk İstanbul'un bokunu temizlemekle başladım ama arkasındaki bütün süreçte diyebilirim ki çalışmadığım iş alanı kalmadı. Kahvelerde çalıştım, fabrikalarda çalıştım, inşaatlarda çalıştım, demir atölyelerinde çalıştım, aspiratör atölyelerinde çalıştım. O zaman da tekstilde çalışıyordum, makinacılık, aracılıktan sonra makinacı olmuştum. Ve o ilanı görüp sınava girmiştim. Öylece şeyi kazanmıştım, memurluğu kazanmıştım ve 83'ün sonuna doğru memurluğum başladı. Kanarya Ortaokulu'nda memur olarak işe başlamıştım. O arada da açık öğretimle bir biçimde sınavla kazanıp diye dışarıdan da işletme okumaya başlamıştım. Evet, şimdi bir aramız olacak. O arada bize Canan sevdiği, hoşlandığı bir ezgi sizden ben bir ezgi. Ben seçeceğim. Tamam olur. Şeyi olur. Az önce Sparta'dan bir arkadaş demişti ya, evet. Türkü formunda doğru, ben Ender Balkır'ın okuduğu, evet. 4. ya da 5. eser sanırım. Ender Balkır'ın okuduğu, evet, 5. çalışma, Hazem. Hazem, evet. Evet, dinliyoruz. Köklerim dallarını yedi, dallarım kuşlarını. Ben bir kuru çınarım, ağladığım yapraklarımı. Kör bir çocuğun gözyaşlarıdır yüreğim. Bakıp unutmuşum gözlerimi sende, kınama. Son sevip unutmuşum yüreğimi sende. Dokunup unutmuşum ellerimi su bedeninde. Nefeslenip unutmuşum ciğerimi sinende. Konuşup unutmuşum ağzımı dilinde. Ben bu hallerimi hiç görmemiştim. Yavan ekmek gibi büyüyor ağzımda dilim, Hazem. Yürek yaprağını dökerse eğer, yeşile bürüten dalım kurutur. Yeşile bürüten dalım kurutur. Gözler didelere yaş akıtanda, solum göğsüme vurur çürütür. Solum göğsüme vurur çürütür. Sus Hazem sus, ağlama, dağıt zülfün bağlama, çeşmin yaşına değmez araz olup çağlama. Sus Hazem sus, ağlama, dağıt zülfün bağlama, çeşmin yaşına değmez araz olup çağlama. Thank you.
tren katarları gibisin Hazem. Yol ile yolculuk ile yüklüsün. Yol ile yolculuk ile yüklüsün. Seyduna heybesin bırakıp gitmiş. Bunca yükle karam iki büklüsün. Bunca yükle Hazen iki büklüsün. Sus Hazem sus ağlama, dağıt zülfün bağlama, çeşmin yaşına değmez araz olup çağlama. Sus Hazem sus ağlama, dağıt zülfün bağlama, çeşmin yaşına değer araz olup çağlama. ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz şair, besteci, yorumcu, edebiyatçı sevgili Tunay Bozyiğit. Bize telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0212, alan kodumuz 627-48-77. Bize mesajla ulaşabilirsiniz. Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 23.53'e göndereceksiniz. Ayrıca Facebook ve Twitter'dan Birlik Sofra sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Evet, güzel sorular geliyor sevgili dinleyicilerden. Bir soru daha var. Onu da okumak istiyorum hoş olduğu için. Şimdi diyor ki ya, kim bunu sormuş? Önce onu söyleyeyim size. Evet, Çiçek Oktayoğlu, Almanya. Diyor ki yaklaşık 13 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. Hep kendi kendime şanssızlığıma vurgu yapar. Türkiye'de anne, baba ve sevdiklerimden ayrı kaldığım için üzülürdüm. Ancak son dönemde yurtlarından kaçan Suriyelilerin zengin bir batı ülkesinde sığınmak amacıyla Ege Denizi'nde Yunanistan'a kaçarken birçoğunun boğulması ve son dönemde Türkiye'de terör olaylarının geometrik hızla artması sonucunda kendimi şanslı görmeye başladım. Ancak yine de yurdumu, türkülerimizi ve Tunay Bey nezdindeki tüm değerli şairleri, yazarları özlüyorum ve Türkiye'nin bu karanlık tabloyu hak etmediğini düşünüyorum demiş Çiçek Oktayoğlu, Almanya. Doğru söylüyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet. Söyleyeceğini söylemiş. Evet. Bana bir şey düşmez diyorsun. Bana aynen. Evet, evet. Ama bu iktidarın komşumuzun iç işlerine karışmasının sonucudur bunlar. Evet. Şimdi bir telefonumuz var. Dursun Bülbül. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, iyi programlar. Dinliyorum programınızı. Evet, İstanbul'un çok güzel, akıcı. Teşekkürler, çok sağ olun. Gündeme dokunuyorsunuz, çok çok iyi. Sağ olun. Ülkede kaosa gidiyor ama kaosa olmamalıyız. Yürekte olmalıyız, umutlu olmalıyız. Pozitif değil, negatif değil, pozitif düşünmek zorundayız. Evet. Şart da onu getiriyor. Kesinlikle. Bu dönemde şairler, yazarlar, halkın, toplumun önemli figürleridir. Yani toplumda cesaretlenen yönlendiler onlar olmalı. Kesinlikle. Evet. Onu pek beğeniyorum. Daha önceki dönemlerdeki şairlerin, masumilerin böyle yeni jenerasyon bekliyoruz biz. O zaman şöyle söyleyeyim. Uyardığınız için teşekkür ederim. Kesinlikle yaratılan korku iklimi bizim sevincimizi karartmamalı. Bizler evet. Hayata bilimsel bakan insanlarız. Aynen. Onun da yanında biz sanatçılar halkın sinir uçlarıyız. Doğal olarak evet. Acıyı ilk önce biz yüreğimizde hissederiz. Mutlaka. Zaten öyle olmalı. O şairler işte bu şairlerin yaşadığı hayatları acılarla yaşamıştır. Melulü'nün, Aşık Veysel'in hayatını izlemek lazım. Ben bunları izlediğim için biraz meraklıyım. Oradan eyvallah. Biliyorum. Eyvallah. Evet.
Evet. Kesinlikle. O nedenle dediğim evet. gibi biz evet. sanatçılar halkın sinir uçları olduğumuz için evet, acıyı onlardan doğru. önce duymak, acıyı evet, iyi evet, tarif etmek evet, ve o anlamda evet, acıyı evet. nasıl aşacağımızı sanat üzerinden, evet. politika evet, üzerinden evet. Dile getirmek zorundayız. Evet. Dediğim gibi. Kırmadan, incitmeden. Aynen. Hicivinden, hicivinden, tatlı dilden. Budur bu. İnsanlık ve erdemli de budur. Bunu gerektirir. Evet. Eyvallah. Dediğim gibi ne yazık ki kötü bir süreçten geçiyoruz. Evet, korku iklimini yaratıldığı bunları. Bir süreçten sabırla, geçeceğiz. Sabırla, ama biz bilimle, bilimle, sanatla, evet, edebiyatla bunları evet, aşacağız. Evet, edebiyat çok önemli. Çok çok önemli. Eyvallah. Evet. Oldu efendim. Oldu, teşekkür ederiz. Çok ben tartışayım. Atatürk Havalimanı taksiyonları yapıyorum. Evet. Diyorum programımızı. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Saygılar. Siz kibarsınız. Bize hitap ediyorsunuz. Sağ olun. Sağ olun. Siz de kibarsınız. Anlattığı gibi dayısı mı dedi? Amcası, Ferhat amcanı biz de dinledik onları. Teşekkür ederim. Ben Erdemcan'ı biz de dinledik eyvallah, onları. Eyvallah. Onları dinledik. Eyvallah. Yok diyor radyo. Kimde var radyo? Aynen. Radyo yoktu. Tek bizim evde vardı. O da ajans dinledi. Ne söyledik? Şimdi her şey var. Aynen. Ama özümüzü kaybetmeyelim. Yine özümüze dönelim. Çok oldu teşekkürler, efendim. Çok sağ olun. İyi akşamlar, saygılar, sağ olun. Sağ olun, hayırlı akşamlar. Hayırlı. Şimdi akşamlar. Araya gideceğiz ama bir mesaj var. Sevgili Bengü Şenpınar diyor ki, merhaba, az önce yayına bağlanmıştım. Bir şey rica edecektim. Tunay Bey, mümkünse ben ve ailem için kısa bir şiir okuyabilir mi? 22. yaş şiiri olsun diyor bu. Ne güzel, yaş gününü kutlayalım biz de Bengü Hanım'ın. Ben de şöyle söyleyeyim, bize Aydın'dan sevgili Musa Öz de sizden bir şiir istemişti. O şiir gitsin hem Musa Öz'e hem de Bengü Hanım'a, Bengü Şenpınar, olur mu? Olur tabii, ama yanılmıyorsam, burada hata yapmayalım. Musa Öz yanılmıyorsam şeydi, Aydın'dan da istediler ama Musa Öz İstanbul'da. Bu albümde de bir eserim yorumlayan sevgili Özgöz'ün babasıdır büyük olasılıkla. Evet, doğru. Eşkıya şiirini istemişti o. Evet. Fon alma şansım olur mu? O zaman onlara gelsin. Onun da doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğmuş. Az günü kutlu olsun. Sevgili ben günüm. Kaşağım. Eşki aşklar yaşarım durmadan. Kaşla göz, dağla uçurum arası. Konar göçerim. Sürgünlüğümü yurtlanmaz yerleştik sevdalar. Sığsın isterler defnelerim küçücük saksılarına. Yetmez, dağ başlarımın teslimiyeti istenir. Ya katliğim, ya ihanetim. Bilmezler bir başka yol olduğunu. Yani ben, eşkıya, her yanı pusu. Gözlerindeki dumanlı dağlara sevdam. Zülfünde gölgeye sığınmam bundandır. O zaman keyif şatarım silah diye sevdanın doruğuna. Buzullar erir, nehirler yatak değiştirir, sevdalarını ışıklarında yıkarlar. Sonra da yürekleri seslerinde gürül gürül akarlar. Çıplak suretleri dağ başları resmeder o dem. İklim değişir, yüzün olur. Yüreğimden gayrısına sır vermediğim doğrudur. Kaşaklık bu. Hadi gel şahrudum, dağlara gövde verenim. Göğsüm tahtasının altı ol. Yoksa vuracak beni hasretin bir tenhada. Yakışır mı bir kaşağa ecel eliyle ölmek? Evet, şimdi abi bir ara verelim istersen. Senin ıslık adlı söz müzik sana ait. Tamam. Hani dedim ya, terbiyesizliğim bir buçuk katı olmuş. Burada düet yapıyorum. Evet, düet. Burada düet yapıyorum. Evet. Dönüşte de konuşuruz. Bir sigara içerim. Tamam. Eyvallah. Güzel günlerimiz yola düşüp gittiler. Bal damlası gecelerimizi artlarında bırakarak hatıralara karıştılar. Bal acıdı. Kömür sökülür gibi sökülüyor yüreğim göğsüm dağında. Karanlıklar etime yumulmuşlar. Göğsüm sabır dağı sustukça susuyor, katılaşıyor. Kapatıyor yollarını alıp başını çıkanlara. Sol yanım suskun kentim. Ahraz dünya, dilim çürümüş, saçlarım kocalmışlar, alnım kapalı gökyüzü, ışıklarını yemiş gözlerimin, kipriklerim bulut bulut, dokunsam boşalacak uçlarından kan damlaları, bakımsız yalnızlığıma.
Gözlerin şairin mezar yeridir, efkar demliyor. Yalnızlığım, yürek acısı yalnızlığım. Bir aşka çalışmayı unutmuş azap ortağı yangın yeri yüreğimle. Vaktidir serseri ıslık gibi türküce ateşten abdest alarak yollara düşmene. Vakti. Bir ıslık tutturmuş yolları adımlar. Karanlık geceler bitecek diye birazcık tedirgin, biraz keder. Yapraklar misali yolda savrularak, dudağında tütün, gözlerinde.
Cem Radyo. ...4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Konuğumuz şair, besteci, yorumcu, edebiyatçı Tunay Bozyiğit. Bize telefonla ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız alan kodumuz 0212 627 4877. Bize mesajla ulaşabilirsiniz. Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Adınızı, soyadınızı ve mesajınızı yazıp 2353'e göndereceksiniz. Bize Facebook ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter adresimiz Birlik Sofrası.
Evet, şimdi hemen az önce Gezi Parkı ile, yani iki ara önce Gezi Parkı ile ilgili bir ezgi üretmiştiniz ve bunu seslendirilmişti az önce ezgide. Seninle arada konuştuğumuzda sırf bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ sırf bu yüzden size iş vermemiş. Şöyle diyeyim. Evet, yılda 4 ya da 6 tane iş verirdi Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'si. Gezi Parkı'ndaki duyarlılığım ve orada yapmış olduğum iki çalışma, ki birisini albüm aldım, burada dinledik. Hemen arkasından işimizi kestiler. Düşünsene, bu ülkenin sanatçısını ötekileştiriyorlar ve ekmeğinden oynuyorlar. Evet. Dediğim gibi biz 13 sene önce komşumuz Kürt müdür, Alevi midir, Laz mıdır, Çerkez midir diye bakmazdık. Ne yazık ki bu iktidar sürecinde bu noktaya geldik. Ve biz sanatçıların yaşamla kurmuş olduğu bütün nefes borularını tıkıyorlar. Evet. Ne yazık ki aynen öyle oldu ve işimizden ekmeğimizden olduk sayılarında. Çok acı değil mi? Muhalif olmak bir suç. Kesinlikle. Evet. Ötekileştirilirsin. Evet. Hatta yetmedi. Eğer muhalefeti yapan biraz daha geniş kitlelere ulaşıyorsa gerekse imha ediyorsun yani. Evet. Ülkemin tarihi belli yani. Sürgüne gönderiyorsun. Ne yazık ki. Bence de muhalif bir sanatçı değil mi? Sanatçı muhalif olmak zorunda zaten, çünkü doğası gereği sanat muhaliftir. Evet, evet, anladın mı? Evet, muhalefet değildir. Yanlış anlamayın. Yani biz muhalefete de muhalif oluruz. Sanatçıyız çünkü. Biz doğamız gereği, sanatın doğası aykırı gereği. Aykırı durmak zorundasınız. Tabii ki muhalif olmak zorundayız. Evet, dediğim evet. gibi biz sanatçılar halkın sinir uçlarıyız. Evet, şimdi önümde sizin hayat öykünüz var ama hızlı hızlı geçsem yine bitmeyecek. Süremiz çok sınırlı. Sorular var ama kimseyi kırmak da istemiyorum çok dinleyicilerden. Nitelikli soruları okuyacağım tek tek. Şimdi önce Murat Özkan demiş ki, merhaba canlar, ben İstanbul'dan Murat Tunay, Murat demiş. Tunay Bozyiğit yıllardır var ama ben 2 yılda tanıdım. Bu benim büyük kaybımdır. Tabii ki ben Tunay abimi tanıdıktan sonra yazmaya başladım ve abimi dinlemek ayrı bir keyif ve duygudur. Yeni albüm harika bir çalışma, başarılar demiş. Teşekkür ederim sevgili Murat. Şimdi ben şöyle biliyorum, albümün henüz daha piyasaya çıkmadı diye biliyorum. Yok, çıktı. Çıktı değil mi? Çıktı. Evet. Geçen hafta standlara geldi. Sanal ortamında edinebiliyorlar doğal olarak, uzaktaki Murat olan dostlar. Murat benden davranmış. Evet. Murat gerçekten evet. beni iyi takip eder. Zaman evet. zaman mekanıma da gelir gider. Evet. O anlamda bana da öyle bir iltifat etmişti. Ezilmiştim biraz onun altında. Biraz da sevinmiştim. Ben sizi tanıdıktan sonra şiire başladım diye. Bu anlamdaki şeyler duyduğumda çok mutlu oluyorum tabii. Kimiler de şöyle diyor. Özünde ben türkü dinlemezdim ama sizi dinledikten sonra ben türküleri sevmeye ve dinlemeye başladım diye. Evet. Şimdi tabii bu hayat öykünüz uzun ama ben kısaltarak gitmeye çalışacağım. Evet, zaman. Evet, çok kısıtlı olduğu için. 1988 ve 1993 yıllarında siyasi sebeplerle mahpusluk döneminiz oldu. Evet. Az önce dedik ya, bu ülkenin ne yazık ki tarihi öyle. Muhalifsen, sanatçıysan ne yazık ki cezaevlerinden geçiyorsun. Hatta ben başka bir şey söyleyeyim sana. Bir dönem benim Yaşam Radyo'da 2 yıl program yaptım. Bir programda dedim ki ya ceza yatan şairlerle ilgili bir program yapayım. Bir baktım ki ceza yatmayan şair yok. O yüzden de ben bunu biraz da ironik, evet ironik. O nedenle de ben bunu biraz da omzuma takılmış bir yıldız olarak görüyorum işin doğrusu. Yani Nazım Ustam ceza yatmış, sürülmüşse, Hasan Hüseyin ceza yatmışsa, yani Ahmet Arif ceza yatmışsa, yani ben yatmasaydım üzülürdüm herhalde. Evet. Sizi incelerken yaşam öykünüzden bir kesit aldım ama inanamadım. Okudum, inanmadım. Tekrar okudum. Bana çok gerçeküstü gibi geldi. Size soracağım, gerçek mi değil mi diye. 12 Eylül darbesinde askerdiniz. Evet. Ve 13 Eylül'de sakıncalı er ilan edildiniz. Evet. Zimmetinizdeki her şey alındı. Aynen öyle. Ve koğuşta, yemekhanede ve duvarlarda yazılar yazıldı. Evet. Tunay Bozyiğit'le arkadaşlık kurmayın. Kurmayın, sakıncalıdır çünkü. Sakıncalıdır. Onun yanına gitmeyin. Onunla arkadaşlık kuran da onun gibi. Aynen öyle. Yetmedi.
Ünal Asubay ismini şu an anımsıyorum. Evet. 24 saat onun gözetimi altındaydım. Ve dediğin gibi o hani askerlik yapmışsındır bilirsin. Yatakhaneye şuraya buraya yazarlar ya işte şu saatte kalkacaksın, şu saatte yemek, içtima vesaire. Altıncı maddede benim de Tunay Bozcu sakıncalıdır. Ve hiç kimse onunla sosyal iletişim kurmayacak diye. Ve 24 saat Ünal Asubay'ın gözetimi altında olacak diye. Zaten dediğin gibi askeri dair ne varsa da almışlardı. Ve ben sakıncalı piyadeydim. Ne yazık ki. Şimdi bir kısım var, onu hızlı hızlı okuyacağım ama siz beni önemli kısımlarda durdurun. Devam edelim. Tutukluluğunuz sonrasında devlet memurluğunuza son verildi. Elbet. Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünü okudunuz o yüzden. O evet. Boşlukta. Evet. Sınavda ikinci tercihinizdi ve kazandınız. Evet. 1988 yılında Eğitlerin kurucuları arasında yer aldınız. Eğitimlerin ilk kurucularından biri benim. O zaman bir tek öğretmeni bile ikna edememiştik. Benim gibi milli eğitimde çalışan memurların oluşturduğu bir dernek. Aynen öyle. Evet. Çünkü gerçekten o dönem inanılmaz baskı dönemiydi. Okullarda sınıfların birisi mutlaka camiye çevrilmişti. Cumhuriyet Gazetesi bile düşünsenize hiçbir öğretmen cesaret edip okula getirmiyordu. Okumuyordu yani. O dönemde biz sendikalar yasak olduğu için dernekleşme üzerinden kendimizi ifade etmenin yollarına bakıyorduk ve aynı zamanda 12 Eylül'ün ölü toprağını kırmak için de sanat örgütlenmeleri oluşturuyorduk. Onlardan birisi İKSAT'tı, birisi AKED'ydi ki kurucularından birisiyim. Ve şeyde eğitimleri de öyle kurmuştuk. Evet. Şimdi bir son bir sorun var, sonra araya geçeceğiz. Sizin en son oto yıkama ve boya badana işleri yapmışsınız. Tabii. Başka türlü nasıl okuyacaktım? Evet. O da şöyle. Biyomedikal cihaz teknolojisinde okurken Marmara Üniversitesi'nde doğal olarak cezaevinden çıkmışım. Param yok, pulum yok, ailemin koşulları belli. Gündüz okula gidiyordum. Akşam kahvede çalışıyordum. Kahvehanede. Yaşım işte 33-34'ler. O arada da fırsat buldukça araba yıkama, iş çıkıyorsa badana boya, cumartesi pazarlar için o işleri yapıyordum. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz. Küçük bir ara vereceğiz. Devam edeceğiz sizden. Tamam. Yine Aşkım Ben. Evet, iyi olur. Özellikle evet. Aşkım Ben bugüne dair. Yani evet. Kerbela olayının da yaşandığı bir tarihsel süreçten geçtiğimiz için bu eser evet. Tam da uygun oldu. Üzerine geldi. Evet, üzerine geldi. Aşkım ben.
aşkım. Aşk eğittiğim beynim, yürek etiğim, tomurcuklanan özgürlüğümdür. Aşk en örgütçül emektir, pekiştiricidir. Aşk sevginin bağrıdır, sevdanın özü. Aşk kana kana cenneti yaşamaktır cehennemde. Arafı bilerek, isteyerek ozan gönlümde. Aşk kendinden olandır aşıkımda. Bütün öğretinin kaynağıyım ben. Her türden inancın Kâbesiyim ben. İnsan doğasının varışıyım ben. İnsanlığın balçığıyım aşkım ben. İnsan doğasının varışıyım ben. İnsanlığın balçığıyım aşkım ben. Eşitlikçi bir toplumda görkemem. Hem özen hem özde aşk biçim yer. Seydunayım köleliğe gelemem. İsyan olup baş kaldıran aşkım ben. Ben aşkım. Seydunayım haksızlığa gelemem. İsyan olup baş kaldıran aşkım ben. Aşkım ben. Ben aşkım. Aşkım ben. Ben aşkım. ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası devam ediyor. Son yarım saate girdiğimiz için de telefon ve mesaj anonsu yapmayacağım. Konuğumuz şair, besteci, yorumcu, edebiyatçı Tunay Bozyiğit. Evet abi, şimdi hızlı hızlı geçelim diyeceğim, yetişemeyecek. Geçelim, yavaş geçelim. Yavaş gidelim diyeceğim, olmayacak. Geçelim, geçelim. Peki. Hızlı hızlı geçelim. Şimdi evet, grup yorumun kurulmasında büyük bir katkın var. Büyük demeyelim de katkın var. Yani düşünce hocalarından biriyim diyelim ki. Ben Kemal Sahir Gürel ve Mehmet Gençtürk diye arkadaşımız ilk bu olayı düşünen üç kişiydik. Sonra metinler falan geldiler, grup oldu falan. Şimdi sizin işlettiğiniz ortama gelen birçok dinleyici şunu söylüyor. Diyor ki her bir masada bir şair masası var. Doğru. Hasan Hüseyin masası. Aynen öyle. İşte, bu ne esinlendi, nasıl oldu? Ya sonuçta ben şairim. Evet. Doğal olarak da işlettiğim yerde şaire yakışır bir şey olmalı. O nedenle her masam bir şair ustamın bir şiiri vardır ve resmi vardır yanında. Evet. Rezervler şöyle yapıyorlar. Nazım Usta'nın masasını istiyorum diye. Evet. O yani. Peki, örneğin bir masaya, Nazım Hikmet masasında talep çok olunca ne yapıyorsunuz? Vallahi talep çok olunca yapacak parayı bir şey çok yok. Allah'tan olması... parayla hiçbir zaman ilişki kurmayı beceremedim. Hiçbir zaman. Yoksa başka türlü şair olamazdım. Elim o nedenle, elimden hem çok onur duyuyorum beni insanlaştırdığı için, hem de elimden o kadar nefret ediyorum parayı saydığı için. İlginç. Evet. Şimdi Elmas Sarnaç diyor ki İzmir'den, bir kez mesaj gönderdi, bir kez daha gönderdi biz okumayınca. Diyor ki sevgili Tunay, şiirlerinle adeta bizi büyülüyorsun. Bu nasıl bir ruh halidir ki? Her dümce, her cümle bin bir anlam içeriyor. İster istemez düşünmüşümdür. Şairler nasıl yaşar, ne yerler, ne içerler diye. Böylesi bir ülkede yaşadığım için kendimi şanssız hissediyorum ama... Sizin gibi şairlerle aynı havayı soluduğum için de çok mutluyum. Şiir dolu günler sizin olsun demiş. Elmas Sarnaç, İzmir. Teşekkür ederim sevgili Elmas'a. Vallahi ben kendi öznelim üzerinden söyleyeyim. Çok sıradan yaşayan bir insanım.
Çok okuyan bir insanım. Duyarlıyım. Devrimci olduğum için duyarlıyım. Toplumun sorunları benim sorunum. Halkımın derdiyle dertlenirim. Sevinciyle gülerim. Sevincim olur. Sorunlu sorunum bilirim. Ve velev ki eğer sanatçı olmuşsak da bunun elimden geldiğince hakkını vermeye çalışırım. Doğal olarak Anadolu coğrafyasında büyümüşüm. Nazım Hikmetlerin, Hasan Hüseyinlerin, Enver Gökçelerin ustamız olduğu bir toprağın şairiysem, ben de kendime özgü bir dil kurmayı şairliğin bir gereği saymışımdır ve bir dil kurmaya çalıştım. Kurarken de böyle bir dilim oldu sonuçta, biraz destan havası olan. Elimden geldiğince zengin bir dil kurmaya, ama yalın, herkesin anlayabileceği, kendinde bir şeyler bulabileceği. Onun için de çok çalışıyorum yani. Hepsi bu. Bir şey merak ettim. Sevgili Cezmi Ersöz'le bir sohbetimiz olmuştu. O sohbette dedi ki, keşke yazar olmasaydım da küçük bir kırtasiyem olsaydı. Orada silgi, kalem, kokulu kalemler satsaydım. Zaman zaman kendimi bu konuda sorguluyorum demişti. Sizde böyle bir düşünce oluyor mu? Vallahi ben Cezmi'nin yeri olsam arkadaşımdır. şairliği ona engel değil. Gitsin evet. Bir kırtasiye dükkanı açsın. Evet. Ben nasıl bir sanat kafe açmışsam, bence o da gitsin kırtasiye dükkanı açsın. Hayır, iyi ki de şairim. İyi ki de bu halkın acılarını halktan önce hissediyorum. İyi ki de bu halka gerçekten duygularını estetize edecek anlamda kafa yoruyorum ve onlara yeni cümleler sunuyorum, yeni türküler sunuyorum. Yani yeni şiirler sunuyorum. Hiç pişman değilim. Pişman olacağımı da düşünmüyorum. Benim pişmanlığım iktidardan yanadır. Halkından değil, asla. Peki insanlar fark etsinler ve etmesinler, önemli bir şairsiniz. Fakat ortalıkta pek gözükmüyorsunuz. Neden? Doğru söylüyorsunuz. Ben oldum olası birinci albümden, yani Acıya Gülmek'ten bugüne kadar, yedinci albüme kadar hiç popülist olmak gibi gayretim olmadı. Hatta üçüncü albüme kadar albüm kapaklarında resmim bile olmadı. Üçüncü albümden sonra bir daha albüm yapmayı düşünmediğim için resmimi koymuştum. Ya meğerse Seydun'a buymuş desinler diye. Anladın mı? Ama öyle olmadı. Bir süreç sonra sanat insana bulaşınca, daha doğrusu kanına zehir gibi işleyince, vallahi artık ondan sonra yaşamam başka türlü oluyor. Ve sanatla artık yaşamak zorunda kalıyorsun. İyi ki de sanatla yaşıyorum. İyi ki de o zehri içtim. İyi ki de o şiirleri yazıyorum. İyi ki de bu türküleri yapıyorum. Bakın, şair tarafsız olmalıdır, değil mi? Milliyeti, cinsiyeti, ırkı, mezhebi olmaz. Bunu en iyi temsil eden bir şairsiniz. Neden diye soracaksınız. Şundan dolayı, Frank Dink'in doğduğu köye gittiniz. Evet. Kilisede... Doğduğu köye değil, yok. Benim şiirlerim biraz bir özelliği var. Şiiri okuyanlar bilgiyi biraz oradan, o cümlelerin ucunu kaçırıyorlar. Hrant'la tanışıyordu. Hrant bir gün bana demişti ki, ya demişti, Allah'ın azarısı, senin köyün var, ilçen var, ilin var. Benim bir tane köyüm kalmış. O da ta şeyde. Hatay'da. Hatay Samandağ'ında, evet. Vakıflar Köyü. Oraya bir kez bile gitmek bana nasip olmadı. Ben de onun ölümünün bir yıl sonrasında Adana Kitap Fuarı'ndaydım. TÜYAP'taydım. Ölümüne denk gelmişti. 17, 18, 19'du. İmza yapacaktım. 17'yi 18 yaptım, 19 yapmadım. Kalktım. O Hrant'ın gidemediği köyüne gittim. Ama bir şey olmuş. Biz onu söyleyelim. Basından aldık. O köye gidiyorsunuz ve o ortamda ağlıyorsunuz. O ortamda bulunan birçok köylü sizin ağladığınızı şahit oluyorlar. Ben şunu anlamak istiyorum. Örneğin Hrant Dink Ermeni, siz Azerisiniz. Üstelik biliyorsunuz. Evet, ya düşman. Hocalı da Ermeni çeteler, evet. Örneğin birçok Azeri'yi öldürdüler. Evet. Buna rağmen siz hiçbir ayrım yapmaksızın, kesinlikle. Din, ırk, mezhep hiçbir şekilde, kesinlikle. Herkesin eşit olduğunu düşünüyorsunuz. Herkesin kardeş olduğunu düşünüyorsunuz. Şimdi ben bunu şöyle toparlayayım istersen. Biz şairler tarafız. Taraf değiliz değil. Öyle bir şey yok. Tarafız. Neden tarafız? Ezilenden tarafız. Sömürülenden tarafız. Burada tarafız. Ama üretimlerimizde dil, din, ırk gözetmeyiz. Asla gözetmeyiz. Keşke bütün dillere ulaşabilse yazdıklarım. Keşke bütün ırklar okuyabilse. Anladın mı? Orada da tarafım, hangi millet olursa olsun, oranın ezilenden yanayım. Tarafım bu anlamda tarafım. O nedenle mesela benim her albümde Azeri olmama rağmen, dediğim gibi Hrant'a şiir yazdım. Hatta türkü yaptım.
Ama her albümümde mutlaka Kürt sorununu işleyen bir eserim de olmuştur. Ama şiirdir, ama türküdür. Ki bu albümde de Uludere ile ilgili bir şiirim var. Gözümden kaçmadı. Evet. O anlamda ben devrimciyim her şeyden önce. Yani enternasyonalist düşünmek zorundayım. Bütün halklar benim kardeşimdir. Şey, İktidarlar kardeşim değildir. Bir şey sormak istiyorum. Hrant Dink'i yani tuttuğunuz için, savunduğunuz için Azeri cemaatinden tehdit aldınız mı? Çok. Hatta bana Ermeni ol, Ermeni dediler. Bizde küfürdür yani. Evet. Ve bu benim için bahtiyarlıktı yani. Ölümden çünkü ben barış ilçisiyim. Öldürmekten korkmuyor musunuz? Hiç korkmuyorum. Ölüm umurumda bile değil. Hatta bugün Facebook'tan şöyle bir şey paylaşmıştım. Sanatçılar için ölüm, ölümsüzlükten ödünç alınan bir bedeldir. Ölüm daha, hoş tekrar, gelir, sefa bir gelir. Bir daha söyler misiniz tekrar? Sanatçılar için ölüm, ölümsüzlükten ödünç alınan bir bedeldir. Hoş gelir, sefa gelir. Peki bir röportajda diyorsunuz ki az gelişmiş toplumun şairi olduğum için şiire yüzünü yakıştırıyorum diyorsunuz. Evet. Neden? Şundan, az gelişmiş toplumların çoğunlukla küçük burjuva karakteri sahiptirler. Küçük burjuva karakterler doğası gereği kederli insanlardır. Ve hüznün en çok onlara yakışır. Ve ben hüznün emceğinden emdim. Hep öyle derim. Ve bana hep derler ya hoca niye biraz da ritmik bir şeyler. Ben de derim ki ya ben 9-8'lik bir yaşamım yok. Sonuçta ben evet ülkemdeki emekle sermaye arasındaki çelişki gerçekten dehşet. Yoksulluk inanılmaz. Hal böyle olunca bizim kederli olmamamız diye bir şansımız yok yani. Halkla hüzünleniyorsun. Gerçeklerle hüzünleniyorsun. Evet. Şimdi başka bir yönünüz daha var. Belki birçok kişi bilmiyor. Siz Kazım Koyuncu'yla çok sıkı bir arkadaşınız var. Tabii ki. Çok hatta, iyi bir dostluğumuz. Hatta siz ona diyorsunuz ki can dost. Düzeltiyorum. Evet. O bana diyor, can dost. Can dost diyor. Evet. Siz de ona cebele diyorsunuz. Çeberim. Ne demek cebele? Ç aslında benim ona yakıştırmamdır. Bere Lazca'da Lazca'da çocuk demektir. Ç de bizim evrensel komutanımız olan Che Guevara'nın Ç'sidir. O yüzden onunla öyle bir yakıştırma yapıyordum. Peki Ç, bir açıklamanız bere. Var. Orada diyorsunuz ki şaşırmayı ve şaşırtmayı çok seviyorum. Evet. Şaşırmayı ve şaşırtmayı çok seviyorum. Çünkü toplumun şaşırmaya ve şaşırtmaya ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. O duygumuzu en azından öldürmesinler yani. Şaşırabilirim çünkü öyle şeyler yaşıyoruz ki artık gerçekten şaşıramıyoruz. Kanıksıyoruz her şeyi. Her şeyi kanıksatıyorlar bize. O yüzden şaşırtmayı ve şaşırmayı çok seviyorum. Peki bir basın açıklamanız daha var. Çok şaşırdım. Çok da güldüm. Sonra utandım güldüğüm için kendimden. Neydi? Şimdi diyorsunuz ki şiirde ayaklara çok önem veririm diyorsunuz. Ayaklara. Ha. Evet, erotizme kaçmadan. Vallahi fazla ders çalışmışsın. Şimdi o şöyle bir şey oldu aslında o. Şairleri taradım insan ayağına, yani sevgilisinin ayağına yazılan şiir ya yoktu ya da yok denecek kadar azdı. Ben de bir fark ettim ki ya Allah Allah, karşımdakini yani fizik anlamda gözüne işte kaşına aşık olarak yani ya da sanatçı olarak çok şiirler yazmışım ama bir baktım ki ayaklara da yazmışım. Bir de bolca bolca yazmışım. Çünkü ayaklar olmasa gövde olmaz ki. Onun üzerine basarak ayakta duruyoruz yani. Bu kadar basit. Ama biraz da erotizme kaçmadan değil mi? Böyle biraz cinselliğe dokunarak ufaktan. Şimdi işin doğrusu bana evet. Bir de şöyle söylüyorlar zaten. Pornoya kaçmadan. Evet, pornoya kaçmadan evet. Asla kaçmam zaten ama bir anda da bana erotik şair derler. Şarkı sözlerim itibariyle, şiirlerim itibariyle. O sanatın bir çok güzel bir özelliğidir. Duygunu şeye kaçmadan estetik bir biçimde dile getiriyorsun. Bundan güzel ne olabilir ki? Doğru. Bir beyanınız daha var. Levent Kırca ile benzer bir beyandı bu. Onun bir röportajı vardı. Ya onu okumuştum. Bilmiyorum. Demişti ki ben herkesin güldüğünü ağlarım demişti. Aynı ifadeyi sizde de görüyorum. Evet. Ama şöyle bir şey. Levent Kırca'nın bu röportajı sizin röportajınız daha önce o yapılmış. Doğru. Yani taklit almamışsınız onu o açıdan. Eyvallah. Orijinal kendinize ait bir düşünce. Evet. Aynısı Levent Kırca'da da var. Diyordu ki ben herkesin güldüğüne ağlayan birisiyim. Evet. Siz de öyle diyorsun değil mi? Duyarlılık meselesi ya. Ya zaten bizim ayrıntılarda saklı olmamız, şeytan olmamız da buradan kaynaklı.
Olay bu yani. Yapacak bir şey yok. Aynı sokakta beraber yürürüz. Ertesi günü ben sokağın şiirini yaparım. Sen dönüp bana dersin ki nasıl ya hocam? Beraber yürüdük o. Yani bu. Ama ben oradaki ayrıntıları görmüşümdür. Olay bu yani. Evet. O da önemli. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim. Sizden hangi ezgi dinliyoruz? Madem ki konuştuk. Evet. Uludere. Evet. Uludere. Evet, lütfen. Uludere. 15 nolu çalışma. Evet. Şiirdir. Evet. Yaralı kurtulan Davut'un diliyim. Bölmüşler ana yurdumun gövdesini dört parçaya. İşgalciler, haraççılar, tiranlar. Bir parçamdan diğerine pasaportla geçerim. Pasaporta muhalefettir suçum. Gülyazı karakolu katiller yerine ifademi aldı. Suçum ezberim derim, ezmemirim. Ya da dikenli tellere didiklenirim. Ah yüreğim daralır, darda kalırım. Bir yanım Arabi, bir yanım Farsi, bir yanım Türki, bir yanım ise sorma. Kimliksizim, yaşadığım sayılmıyor. İnsani. Kürdüm ya, tarihe hain diye yazılmış adım. Hatta dünyanın 8. harikasıdır namım, hainlikte. Neylersin ki celladıma süzülmüş zehirle bağımlıyım. Sömürge halkım, afyonluyum, havar. Ah çoğumuz çocuk yürektik. Kurt dansını bilmezdik. Bu kez sınırda bekletti bizi asker. Oysa hep yol verirdi. Mazotumuz, gıdamız ve şekerimizle rehin kalmıştık. Mayın kokusu duydu burnum, donduk. Kıçından kapkara dumanlar çıkan gök gürlemesi çelik yığını gördü gözlerim. Üstümüze bombalar dökülüyordu. Son göğe baktığımda şoktuk. Gerisi yoktu. Uludere uludu. Kurt kurt uludu. Kurşun kurşun uludu. Nicedir kuş yerine dağlarımızda kurşunlar uçuşurdu. Yetmedi bomba bomba kudurdu. Lokmalar kursaklarımızda kaldı. Kelimelerin nefesi dilimizde sustu. Gece adım adım kendini yarılıyordu. Tam yüz gibi ağarmayacaktı gözlerimize. Şafak yürek yürek atmayacaktı nefesimize. Yüreğimize açılan uçurumdu. Uçurum kanıyor kabuk bağlamayacak. Bağlarsa kalbiniz kurusun. Roboski geçmedi, geçmeyecek. Unutulursa, geçti denirse... İnsanlık kurusun. Ey uykularımı kaçıran kanlı düşüm. Bak ete kemiğe bürünmüşüm. Yurdum gibi parçalara bölünmüşüm. Ölmüşüm. Dün 33 kurşundu zulüm. Bugün 33'e bir ekledi. Hayasız, haksız, zalim ölüm. Yetmedi. Üç kızıl gülüm solduruldu solumda. Üç yıldızım söndürüldü göğünde. Üç dizemi kurşunladılar. Şehrin başkenti Paris'te başlarından vurdular. Acılar yüreğimize defnedildi yine. Her şeyi örten toprak ölümü de örter elbet. Örtsün be yer yesin seni ölüm. Gor yesin seni.
96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası'nın son 10 dakikası içerisindeyiz. Konuğumuz şair, besteci, yorumcu, edebiyatçı Tunay Bozyiğit. Evet, son 10 dakikamız var. Ben örneğin sizin mor rengine bir takıntınız olduğunu takıntım biliyorum. Takıntım var abi. Nedir bu takıntı? Ya çok özel bir soru oldu bu aslında. Evet, peki özelse geçelim. Yani evet, tamam, özel geçelim. Oldu, bunu geçelim. Tamam, pek geçelim peki. evet. Şimdi bir mesajımız var Cafer Arat'tan. Diyor ki selam olsun Mehmet Yücelkaya, selam olsun Tunay Bozyiğit ustama, aşk ile demiş Cafer Arat. Merhaba. Evet, şimdi Sanat Çevresi sizin için diyor ki iyi bir şairdir, iyi bir bestecidir ama iyi bir yorumcu değildir. Doğru söylüyor. Neden doğru söylüyor onu da söyleyeyim. Evet. Ben 4. albüme kadar eser okumadım. Dedim ya 4. albümde ilk kez bir eserimi yorumladım. Dedim ya terbiyesizlik yaptım diye. Ya ama yani her albümde bu her şeyi ben üretiyorsam, yazıyorsam, besteliyorsam biraz da baskı var. Niye yorumlamıyorsun diye. Ben de hiç olmasa albümde bir tane yorumluyorum artık. Evet, şimdi Barış Kopuz Aydın'dan diyor ki Tunay abi senden özel bir istekte bulunabilir miyim? İstanbul ağlıyor, sen ağlıyorsun şiirini. Bize canlı söyleyebilir misin? Ama bu bizim programın istek programı değil, ama evet. Gelecek olan Ezgi'yi ona armağan edelim. Barış Kopuz'a, Aydın'a selam olsun. Evet, şimdi bizden sonra sevgili evet arkadaşımız Aslan Güven'in programı olacak. Şimdi ben son 5 dakika içerisinde girdik. Abi son olarak neler söylemek istersin bize? Son olarak neler söylemek evet. isterim? Çok hızlı geçti ya, toparlayamayız. Evet, evet, evet. Gerçekten söyleyeceğim. Çok konu vardı ama evet. Çoğu kaldı. Ya benim sloganım genelde şeydir. Sonuçta buraya bir albümün tanıtımı için geldik bir anlamda. Yas Nuri albümüm, bu 7. albümüm. Sloganım da hep şey olmuştur. Elimden gelen yüreğimdir, o da halkın hizmetindedir. Yaşadığım sürece, nefes aldığım sürece sanatım bu halkın hizmetinde olacaktır. İçinden kötü bir sürecin içinden geçiyoruz. Karanlık bir sürecin içinden geçiyoruz. Sanatın aydınlığına inandığım için, sanat üreticisi olduğum için de bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum ve üretmeye devam ediyorum. Herkese barış içerisinde yaşayabileceğimiz bir dünya, bir ülkemin özellikle ülkemi diliyorum. Diyeceğim budur. Şimdi abi az önce ben birçok mesajı kontrol ederken bir şey gözlemledim. Gençler özellikle diyor ki nasıl iyi bir şair olabiliriz diyorlar. Buna takılmışlar. Neden? Çünkü karşılarında bir örnek var. Tunay Bozyiğit. Eyvallah. Sizi örnek alıyorlar. Birçok şair örnek alıyorlar. Kesinlikle evet. Okuyacaklar. Bol okuyacaklar. Ne okusunlar ama yani şair olmak istiyorsa edebiyat evet. okuyacaklar edebiyat daha okuyacak. Çok. Roman okuyacak. Klasikleri kesinlikle okuyacaklar. Dünya klasiklerini inceleyecekler. Dünya şiir tarihini inceleyecekler. Ve ülkemizin şiir geleneğini iyi bilecekler. Peki okuyacaklar. Örneğin, sevgili Yavuz Top abimizin yıllar öncesinden yaptığımız bir röportajda demişti ki yakın tarihini, uzak tarihini bilmeleri gerekir demişti. Katılır mısın bu söyleme? Tabii ki bilmesi gerekiyor. Ama Yavuz konusunda bir şey konuşmak istemiyorum. Peki. Sanırım buradaki bir eserin ortasında Yavuz'a bir cevap vermiştim. Yavuz Top diyorum. He, Yavuz, yanlış anladım. Yavuz özür diliyorum. Evet. Yavuz Hoca ile çalışmıştım geçmişte. Evet, evet, Yavuz evet. Hoca ile çalışmıştım. Bu. Evet, çok teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Buraya kadar bizi ben kırmadın. Geldin. Gerçi seni bir yıldır peşindeydik ama sen de albüm çalışması Eyvallah. Yapıyordun. O yüzden Aynen yoğundun. Aynen. Bir boşluğunda gelebildin. Hani çok sağ ol. Sizlerle olmak güzel. Sağ ol. Şimdi şöyle bir yanlış düşünce var insanlarda, birçok insanda. Sanatçılar her çağrında gelebilen insanlar değil. Yoğunlar. Gerçekten yoğunluğumuzdan kaynaklıyor. Evet, evet, yani. Evet, kesinlikle. Bir de yayın politikalarından evet, kaynaklıyor. Evet, yani evet, evet. Kendimizce de seçme hakkımız oluyor. Yani nereye gidip gitmediğimizi biliyoruz. Taraf evet. olduğumuz için. Ama o anlamda... bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkür Eyvallah, ederim. Eyvallah, seni kırar mıyım ya? Güzelim ya. Gülümseyen güneşler sizden olsun. Eyvallah, size de öyle. Şeyle, Yasin Uray'la kapatabiliriz albüm ismini verdiğimiz ikinci eser.